Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın ilan edilmesinin üzerinden 4 yıl geçen ve küresel acil durum kategorisinden çıkarılan COVID-19 hala küresel salgın olarak nitelendiriliyor. Geçen 4 yılda tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, 2 yıla yakın süre insanları evlerine kapattı, ekonomileri etkiledi. Resmi verilere göre salgında bugüne kadar 7 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde sebebi anlaşılamayan solunum rahatsızlığı şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurdu. Sonraki günlerde çoğunluğu deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde tespit edilen ve akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa bilinmeyen yeni bir virüsün yol açtığı anlaşıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan'da 31 Aralık 2019'da kaynağı bilinmeyen gizli solunum yolu hastalığının görüldüğünü ve yayıldığını duyurmasıyla dünya adı henüz konulmasa da COVID-19'u öğrenmiş oldu. Hızla Çin dışına yayılan salgın nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü 30 Ocak 2020'de küresel acil durum ilan etti. Türkiye'de ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020'de görülürken, aynı gün Dünya Sağlık Örgütü, yayılma hızı alarm verici düzeydeki hastalığı küresel salgın ilan etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 5 Mayıs 2023'te COVID-19'un uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini ancak küresel salgın olarak sınıflandırılmasını sürdüğünü bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 25 Şubat'a kadar dünya genelinde toplam 774.771.000 vaka rapor edilirken 7.035.000 ölüm kayıtlara geçti. Açıklanan rakamların sadece rapor edilen vaka sayıları olduğu, gerçek vaka ve ölüm sayılarının çok daha fazla olduğu da belirtilirken toplam 13 milyar 59 milyondan fazla doz COVID-19 aşısı uygulandı.